Herkese selam dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kitap önerisinde bulunacağım bir video çekeceğim. Kitap önerisi derken okumalık, bildiğin Recep İvedik gibi okumalık bir kitap önerisinde bulunacağım. Yani toplamda 6 kitap önerisi. Hem kendinizi hem de hayal gücünüzü geliştirebileceğiniz kitaplar olacak. Hepsi çok güzel roman, acayip derecede iyiler. Seveceğinize eminim. Belki okumuşsunuzdur, okumamışsınızdır bilmiyorum ama ben yine de öneriyorum. Bu arada baştaki introyu hazırlayan kardeşim Burak Balinan'a çok teşekkür ediyorum. Hem profil fotoğrafı, hem banner'ı, hem introyu hazırladı. 5-6 tane intro attı bana. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın kardeşim. Şimdi videoya geçelim hadi. İlk kitabımız Ted Dekker'ın yazdığı Kırmızı Kitabı. Daha doğrusu kırmızı değil de Çember serisi. Bakın Çember serisini kesin okuyun. Acayip derecede hayal gücünüzü geliştirebileceğiniz bir kitap. Neyi anlatıyor biliyor musunuz? İki tane dünya var. Birinci dünya, daha olağanüstü olayların olduğu geçmiş zamanda, yani geçmiş zaman değil demeyeyim de, yani daha kötü şartların olduğu, teknolojinin daha kötü olduğu. Diğer dünya ise günümüz dünyasında. Hunter, Thomas Hunter baş karakter. Bu baş karakter uyuyup öteki dünyaya gidiyor. Orada birazcık yaşıyor. Sonra orada uyuyunca öteki dünyaya gidiyor. Hani böyle iki dünya arasındaki bir bağlılık var. İki dünya arasında bir bağlılık var. Onu da anlatan bir seri. Çok güzel bir seri. Beyaz, yeşil, siyah, kırmızı diye kitapları var. Görüyorsunuz siyah üstüne kırmızı yazmış. Kitabın adı Kırmızı. Böyle güzel bir kapağı var. Okumanızı tavsiye ediyorum. Hayal gücünüzü çok iyi geliştirecek eminim. İkinci kitabımız Osmancık Tarık Buğra. Tarihimizi anlatıyor. Osmanlı'nın kuruluşunu anlatıyor. Osmanlı'yı kuran Osman Gazi'nin geçirdiği aşamaları anlatıyor. İşte nasıl Osman Gazi olduğunu anlatıyor. Tarık Buğra'nın kaleminden müthiş bir roman. Bunu okursanız çok güzel. Hatta filmi bile var. Filmi bile var bunun. Çok güzel kendinizi geliştirebileceğinize eminim. Tarık Buğra'dan Osmancık kesin okuyun. Aha! Benim favorim. Bir günde bitirdim. Rüzgarı dizginleyen çocuk. Neredeyse bir buçuk günde bitirdim. Bir başarının öyküsü. Adam Afrika'da yaşıyor, tamam mı? Bu gerçek bir insan. Adam Afrika'da hiçliğin ortasında neredeyse. Ve elinde hiçbir olanak yok. Bu adam bir yel değirmeni inşa ediyor. Yel değirmeni. Bunu da gidip işte kitaplardan öğreniyor. Tek başına öğreniyor. Ve her şeyi tek başına yapıyor. Ve bedava elektrik üretiyor. Sonra bunu gören insanlar da, işte Amerika'dan falan gelen insanlar da diyor ki sen gel bizde oku. Ondan sonra bunu şey alıyorlar. Neydi onun adı? Amerika'da işte okula falan gönderiyorlar bu adamı. William diye bir kardeşimiz. William Kang Wamba. Okuyamıyorum şu an ama William Kang Wamba. O rüzgarı dizginleyen çocuk. Çok iyi. Mühendis olacaklara tavsiye ediyorum. Bakın çok iyi bir kitap. Hem mühendislik var içinde hem bir başarının öyküsü var. Müthiş. Bir diğer kitabımız Empati. Diğer romanı Olasılıksız. O daha inceydi. O daha müthişti. Neydi onun adı? Tüm şeyleri, geleceği tahmin etme ama tüm olasılıkları hesap ederek geleceği tahmin etme diye bir romanı vardı. Olasılıksız. Onu da okumanızı tavsiye ederim. Empati de çok güzel. Şeyi anlatıyor. Hakikaten empatiyi anlatıyor. Birisi işte 5 duyu organımızla empatiyi anlatıyor. Birisi karşısındaki kişinin işte dokunma duyusunu, diğeri işte sesle alakalı bir empati kuruyor karşısındaki insanla. Ve bu insanların yaşadığı durumu anlatan işte kurgulanmış bir roman. Sevdim, okurken çok keyif aldım. Hayal gücümü geliştirdiğine eminim. Sizin de okumanızı tavsiye ediyorum. Tıpçı olmak isteyenler bunu okuyabilir. Bir adam var işte kansere yakalanıyor. Ve bu adam işte kendinin bir otobiyografisini yazıyor bir nevi, işte roman şeklinde otobiyografisini yazıyor. Çok güzel, içinde çok güzel tıbbi terimler var. Yani ben tıbba meraklıyım diyen 9-10. Sınıftaki kardeşlerime eğer tıbbın nasıl bir şey olduğunu anlamak istiyorlarsa bunu okumalarına tavsiye ederim. Adı Son Nefes Havaya Karışmadan Paul Kalanti yazmış. Çok güzel bir kitap. Zaten kapağı da gördüğünüz üzere al beni oku diyor. Bayağı iyi, okumanızı tavsiye ediyorum. Hop, geldik son kitabımıza, Sil Baştan. Sil Baştan başlamak gerek bazen, hakikaten öyle. Sil Baştan başlıyor. Adam hayatını defalarca yaşıyor. Ve defalarca yaşadığı için, düşünün, işte sürekli aynı ana dönüyor. Öldükçe aynı ana dönüyor, tamam mı?
bu adamın işte iddia falan oynadığını düşünün. Adam paraları kaldırıyor, zengin oluyor, değişik hayatlar yaşıyor. Sonunda doğru yolu buluyor, onu da söylemek istemiyorum. Kim yazmış? Bakalım hemen. Ken Greenwood. Koridor Yayınları'nın kitapları böyle oluyor. Bilim kurgumsu ve daha böyle ilgi çekici oluyor. Böyle romanlar. Okumanızı tavsiye ediyorum tekrardan. Bu önerdiğim kitapları okursanız güzel olur. Okumazsanız da güzel olur. Ama hiç değilse bir size fikir vermesi açısından anlatmak istedim. Benlik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.